sağlıklı bir cinsel yaşam Evet, ne demek? Demek. Yani bunun bir tarifi var Evet, mı acaba? birçok değişik tarifi var. Ama en önemli bence tarifteki nokta cinsel fonksiyon problemi yaşamamak demek, sağlıklı bir cinsel yaşama sahip olmak demek değil. Bir dakika, bunu bir açıklayalım. Yani ne demek yani, bu? Yani cinsel, hani hep bahsettiğimiz kadın ve erkekteki fiziksel cinsel, bir eksiklik yaşamamak. Evet, yani fiziksel veyahut da psikolojik sebeplere bağlı olarak işte erkekteki herhangi bir ereksiyon sorunu, boşanma süresiyle ilgili sıkıntılar, kadınlardaki uyarılma istek bozuklukları, hani hep bahsettiğimiz cinsel sıkıntılar olmaması demek, kaliteli ve mutlu bir beraberliğe sahip olmak demek değil. Bu sıkıntıların, yani elle tutulur, ben şu sıkıntıyı yaşıyorum demeyen ama aynı zamanda tatminsizlik yaşayan birçok insan var. Dolayısıyla keyifli bir cinsel yaşama sahip olmak demek aslında. Biliyorsunuz hep cinsel sağlığı 3 boyutta inceliyoruz biz, biyolojik, psikolojik ve sosyal anlamda. Bu 3 faktörün de keyifli olması demek. Eşle sadece cinsel anlamda değil, duygusal anlamda da keyifli olması demek. Ama her zaman bunu söylüyorum. Ben cinsel yaşamımda sıkıntım yok, o zaman mutluyum demek değil. Bunu Peki bu sosyal bölümü nasıl oluyor bunun? Şimdi hani cinsel sıkıntıların sebeplerinden bahsederken işte biyolojik problemler dediğimizde damarsal sıkıntılar, hormonsal problemler, nörolojik sıkıntılar bunlardan bahsediyoruz. İşte psikolojik faktörlerde anksiyete problemleri, depresyon, kişinin kendine ait sıkıntılar, onun için zaten Aytül Hoca burada. Aynen öyle. Sosyal faktör dediğimizde de mesela evde küçük bir çocuğun olması, o çocuğa dair adaptasyonlar, yani gece çift yakınlaştığında çocuğun onları nasıl etkiledi veya evde bir aile büyüğü var yatılı kalan, bir bakımıyla sorumlu olduğunuz bir yaşlı birey var. Bunlar da tabii ki sosyal olarak etkiliyor. Yine aynı şekilde iş yaşamı, bunların hepsi dış faktörler olarak kişinin tabii ki önce psikolojik ardından da organik faktörlerine etkileyecek kadar şiddetli olabilir.